Hamilelik hem ülseratif kolitte hem Crohn'da değişik şeyler yapabiliyor. Hastaların neredeyse üçte biri hiçbir şey olmadan aynı şekilde daha önce nasılsa öyle devam ediyor. Üçte biri eski olduklarından daha iyi hale geliyor. Üçte biri de aktive olabiliyor genel olarak kabaca. Eğer ki bebeğe zararı olmayacak bir ilaçla remisyona girildiyse ki bunun içine 5 ASA grubu, onun dışında azatioprin grubu ilaçlar dahil edilmeli. Dönem dönem steroidler de söz konusu oluyor. Hastaların ilaçları bırakmasını istemiyoruz. Bırakılacak ilaçlara hekimle birlikte karar vermek lazım. Gebe kaldım ben direkt ilacımı bırakayım. Hiç istediğimiz bir şey değil. Çünkü gebelikte biz ilaçlardan daha çok hastalığın aktive olmasından korkuyoruz. Bebeğe esas zarar veren şey hastalığın aktive olması. Hastalık aktif giderse erken doğum, ölü doğum, düşük tartılı doğum gibi şeyler söz konusu olabiliyor. Onun için doktorla takip altında ciddi bir şekilde tedavinin sürdürülmesi lazım.